Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, bugün size prostat kanseri tedavisinde kullanılan cerrahi tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Açık cerrahi, laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi. Şimdi bizim şu avantajımız var. Ben bunları anlatırken size hem açık hem laparoskopik hem robotik cerrahi yapan bir kişi olarak anlatıyorum. Bu nedenle de hastanın her cerrahi yöntemin artısını ve eksisini bilmesi gerekiyor. Ne demiştik daha önce? Prostat kanserinin cerrahi tedavisinde iyi huylu prostat tedavisinde yapıldığı gibi kapsülün içinden değil, kapsülle beraber dışındaki bezleri de çıkararak tedavi ediyoruz. Tam makatın üzerinde. Eğer hastanın PSA'sı ve bulguları, lenf nodu diseksiyonu dediğimiz bu çevreden geçen ana damarlarda da ki lenf nodlarını da temizlemek gerekiyor ise bunu da yapıyoruz. Açık cerrahi yöntemde karnın üstünden açıyoruz. Prostata geliyoruz ve açık cerrahi yöntemde burada prostatın önce damarlarını bağlıyoruz, sonra serbestleştiriyoruz. Eğer sinir koruyacaksak bu esnada siniri koruyoruz. Sonra prostatı çıkarıp, ki şu prostat, şimdi insanlar bunu anlayamıyor. Şu idrarın çıktığı bölüm, bu mesanenin çıktığı bölüm, şuradan prostatı çıkarıyorsunuz. Yaklaşık 2-3 santim, hatta bazen 5 santimlik bölümde idrar torbasını alıp buraya dikiyorsunuz. Biz buna plastik ameliyat yapıyoruz dediğimde hasta dedi ki plastik ne koyacaksınız dedi. Ya yok, plastik bir şey koymuyorum. Yani burada düzgün bir ameliyat yapıyoruz. Buradaki iki alanı birleştiriyoruz. Peki bu ameliyatın önemli noktaları neler? Bir, sinir koruyorsak şu alanda koruyoruz siniri. Bir başka önemli nokta mesanenin boynu. Bunu fazla keserseniz sıkıntı. Alt tarafta üreter orifisi dediğimiz böbrekten gelen yolların açıldığı kısım var. Onu alır dikerseniz ayrı bir sıkıntı. Böbrekte sorun yaratabilir. Eğer siz şu üretradaki, buradaki sfinkter dediğimiz tutucu mekanizmayı yok ediyoruz ya, burası kalıyor. Ama siz tutup da bunu da iyi koruyamazsanız hasta idrar kaçırır. O nedenle bu cerrahinin triklerinden birisi, olmazsa olmazlarından birisi, buradaki diseksiyon dediğimiz bunu, burada ortaya çıkarma yöntemini çok iyi yapmak lazım. Bununla ilgili olarak da buradaki dikiş işlemini çok iyi yapmak gerekiyor. Bunlar bu işin olmazsa olmaz yöntemleri veya şu alt tarafta prostatın özellikle şu kısmı makatın üzerindedir. Bunu sıyırırken siz tutar da prostatın içine girerseniz tümörü burada bırakmış olursunuz. Bunu sıyırırken siz tutup da rektum dediğimiz makatın içerisine girerseniz hastanın makatını yırtmış olursunuz. Burada da çok dikkatli olmak gerekiyor. Tecrübeli olmak gerekiyor. Bu üç yöntemde de buna dikkat edilmesi lazım. Açık cerrahinin olayı karnın üzerinden giriyorsunuz. Tüm sistemi açık cerrahiyle görerek uzaktan bakarak yapıyorsunuz. Arkasından ne çıktı? Laparoskopik cerrahi çıktı. Onun arkasından robotik cerrahi çıktı. Biz özellikle laparoskopik cerrahi konusunda Türkiye dahil yurt dışında uluslararası alanda benim de başkanı olduğum 54 adet kurs yaptık. Bu kursları bütün dünyaya öğrettik. Ve şu anda arkadaşlarımız artık bu cerrahileri çok güzel yapıyorlar. 2005 yılında bu işe başlamıştık. Cleveland Clinic'e gittiğimde Türkiye'ye getirdik. 2005 yılında başladığımda biz insanlara hayran hayran bakarken şimdi insanlar bize bakıyor, biz onlara öğretiyoruz. Robotik cerrahi de aynı. Peki açık cerrahinin avantajı ne? Laparoskopik cerrahinin avantajı ne? Robotik cerrahinin avantajı ne? Bir defa sonuçlara baktığımızda hepsinin de birbirine benzer sonuçları var. Açık cerrahide parmak diseksiyonu işin içine giriyor.
Laparoskopik ve robotik cerrahide ise siz oradaki alanı büyüterek diseksiyon yapıyorsunuz. Elinizde aletler var, o aletlerle yapıyorsunuz. Sadece 5 veya 6 delikten giriyorsunuz. Ama burada hiç kesi yok diye bir şey yok. Göbeğin altından da prostatı çıkarıyoruz. Özellikle ben size laparoskopik ve robotik cerrahi arasındaki farkları söylemek isterim. Laparoskopik cerrahide biz iki boyutlu görüyoruz. Yani resmi böyle görüyoruz. Derinlik yok. Yani ileriye gittiğinizde sadece tecrübelerinizde anlıyorsunuz. Bir de bu iki yönteminde taktil dediğimiz dokunma duyusu yok. Yani aleti biraz ileri götürdüğünüzü anlayamıyorsunuz, geri çektiğinizi anlayamıyorsunuz. Bu zamanla gelişen bir tecrübe. Aynı zamanda laparoskopik cerrahide de sonuçlar aynı, robotik cerrahide de sonuçlar aynı. Laparoskopik cerrahide siz hastanın üzerindesiniz, pozisyonunuzu değiştirerek gidiyorsunuz. Robotik cerrahide ise siz bir konsolda oturuyorsunuz, parmaklarınız çalışıyor bu konsolda, yan tarafta hasta var, robotun kolları var. Siz robotun kollarını kullanarak bu işlemi yapıyorsunuz. Peki bunların artısı eksisi ne? Bunların artı eksiye baktığımızda genellikle maliyet burada önemli oluyor. Tecrübe çok çok önemli oluyor. Eğer ki maliyet olarak sıkıntılı iseniz, bu işi yaptıramayacak durumdaysanız diğer yöntemlere yönelebilirsiniz. Ama benim kişisel görüşüm, ben robotik cerrahi özellikle mesane kanserlerinde ve prostat kanserlerinde hastalarıma öneriyorum. Ama hastanın durumu iyi değilse laparoskopik ve açık cerrahi de öneriyorum hastaya. Biz bunu da yapıyoruz ama kendilerine göre konforu var, üstünlükleri var. Ama hiçbiri birbirinden çok çok kötü değil. Ama bu ameliyatlarda bunu, ama bir böbrek tümöründe bir şeyde hastanın seçimine bırakıyorum. Artıları eksileri söylüyorum. Açıkta olabilir, laparoskopikte, robotikte ona göre karar veriyorlar. Ama bu ameliyatta bir daha vurguluyorum. Tecrübe çok önemli. Hastanın evaluasyonu dediğimiz ön irdelemesi çok çok önemli. Eğer ki siz burada biraz evvel gösterdiğim sfinkteri çok iyi koruduysanız idrar kaçağından korkmayın. Bazen bu zaman alabiliyor, 2 ay, 3 ay, 5 ay bulabiliyor ama zamanla kendine geliyor. Yine ereksiyonla ilgili ki herkesin burada sorduğu şey, bazı kriterlerimiz var. Eğer ki o kriterleri tutuyor ise sinirler korunuyor, hastanın herhangi bir ereksiyon sorunu olmuyor. Ama tutmuyor da nörovasküler bundle dediğimiz damar sinir paketini tuttu ise o zaman biz siniri korumuyoruz. Niye korumuyoruz? Ya ben siniri koruyacak diye burada bizim tümör bırakma imkanımız var. Ayrıca prostatik kanserlerde biz bu işlemi yaptığımız zaman tam küre gidebiliyoruz. %70-80 oranında, hatta 90'lara yakın olarak. Eğer ki iyi evrelerde yakaladıysanız %100'e yakın olarak hastaya ek bir tedavi gerekmiyor ama tedavi gerekmiyor diye takibi de bırakmayacaksınız. Bunun belli süreli takipleri var. Bunları yapmak lazım. Şimdi bunun yanı sıra başka yöntemler var mı? İlaç tedavisi var. Bekle görden başka. Başka ne var? Radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi var. Benim kişisel görüşüm, her ne kadar guideline'larda bu yazsa da ben bekle gör tedavisine sıcak bakmıyorum. Niye sıcak bakmıyorum? Bekle gör tedavisinde bazen patoloji dediğimiz, yani orada siz Gleason skorunu 7 bulduysanız bazen 9 bulabiliyorsunuz. Bunu kaçırmış olabiliyorsunuz. Bu nedenle de iyi bir cerrahsanız, iyi bir cerrahi yapıyorsanız, komplikasyonunuz yok ise de bunu cerrahi yapmak lazım. Peki radyoterapinin yeri var mı yok mu? Radyoterapinin de bu konuda yeri var. Ama hastalığın şekline göre yeri. İlaç tedavisinin var mı? Var. Bunun da var. Ama ilaç tedavisindeki olay da tümöre rezistan gelişebiliyor. Rezistans geliştirdikten sonra ilaç değişseniz bile hastanın yaşam beklentisi daha da düşüyor. Ama biz eskiden
ışın tedavisi almış hastalara kesinlikle cerrahide dokunmazdık. Şu anda ışın tedavisi alan hastalara dahi robotik cerrahi ile müdahale edebiliyoruz. Peki ileri evre tedavilerde hastanın şansı yok mu? Var. Burada da akciğerde 5 tane metastazı olana kadar, çok az metastazı olana kadar yeni yöntemler var. Önce burada hastaya kemoterapisini veriyorsunuz. Sonuca bakıyorsunuz. Gerekirse radyoterapi veriyorsunuz. Şimdi ise kemoterapi artı önce bir de yeni yaklaşımımız var. Önce antiandrojen tedavi dediğimiz antihormonal tedavi. Sonuca bakıyoruz. Sonra kemoterapiyi veriyoruz. Bu arada antiandrojen tedavi ile PSA 0'ın altına düştüyse ameliyatı yapıyoruz. Ama düşmediyse kemoterapiyi veriyoruz. Onun arkasından ameliyatı yapıyoruz. Antiandrojen tedaviyle düşüp de ameliyatı yaptıktan sonra aldığımız patoloji sonucuna göre de tedavi ekleyebiliyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlığınız emanetimizdir.